Sonucu bulmamıza çok az kaldı. Hem çembere hem de hiperbole teğet olan doğrunun y ekseni kesim noktası olan b'yi m türünden ifade ettik. Bu arada bir önceki videoda bu ifadenin karekökünü aldığımda pozitif olan köke odaklandım çünkü y ekseni kesim noktasının pozitif olmasını istiyorum. Tamam? Peki, eğer çizime geri dönecek olursak bu doğrunun hem çembere hem de hiperbole teğet olması ve eğiminin de pozitif olması için buradaki y ekseni kesim noktasının pozitif olması gerekiyor. Bunun için de bu aşağı geldiğimizde bunun pozitif olan kökünü dikkate almamız gerekecek. Bu konuya da açıklık getirdiğimize göre bu hiperbol için bu da çember için elde ettiğimiz B değerleri. Şimdi bunları birbirine eşitleyip M'nin ne olduğunu bulursam doğrunun eğimini de bulmuş olacağım. Haydi bakalım. Buradan karekök içinde 9m kare eksi 4 geliyor ve bu eksi 4m artı 4 çarpı karekök içinde m kare artı 1'e eşit olacak. Önce iki tarafın da karesini alalım. 9 m kare eksi 4 eşittir. 16 m kare artı bu ikisinin çarpımı yani eksi 16 çarpı 2'den eksi 32 m çarpı karekök içinde m kare artı 1 artı bunun karesi yani 16 çarpı parantez içinde m kare artı 1. Şimdi bunu biraz daha sade hale getirelim. Mesela köklü terimi bir tarafa geçirip sadeleştirmeye devam edip edemeyeceğime bakmak istiyorum. Burası 16 m kare artı 16 eder ve böylece sağ tarafta hemen yazıyorum 9 m kare eksi 4 eşittir. Sağ tarafta 16 m kare artı 16 m kare 32 m kare eder. 32 m kare artı 16 eksi 32 m çarpı karekök içinde m kare artı 1. İki taraftan 9 m kare çıkarırsak, bir de 4 ekleyelim. Bir saniye, bir saniye. Bunu bunu yalnız bırakmak istediğim için şöyle yapmam gerekiyor. Evet, iki taraftan 32 m kare çıkaracağım. Bir de 16 çıkaracağım. Sol tarafta 9 m kare eksi 32 m kare. Eksi 23 m kare eder. Eksi 4 eksi 16 da eksi 20 bunlar eksi 32 m çarpı karekök içinde m kare artı 1'e eşittir. Tertemiz bir işlem olmayacak. Ama şimdi bir daha iki tarafın karesini alalım bakalım öyle ilerleyelim. Eğer hata yapmadıysam bu işlem sonucunda bir yerlere varabilmeyi umuyorum. Aslına bakarsanız iki tarafı önce eksi 1 ile çarpıp şu eksi işaretlerinden kurtulsak daha iyi olacak değil mi? Evet bu eksilerin hepsini artıya dönüştürelim. Sol tarafın karesini alırsak 23'ün karesi çarpı m kare ya da şöyle yazayım. 23 m karenin karesi artı 2 çarpı bu ikisinin çarpımı yani 2 çarpı 20 çarpı 23 m kare ve artı 20'nin karesi yani 400. Eşittir 32 m'nin karesi çarpı m kare artı 1. Bakalım yapabileceğimiz bir şeyler var mı? İşlemler uzamaya ve sayılar büyümeye başladı. Ama devam edelim. 23m karenin karesi artı 40 çarpı 23, 23 çarpı 4, 92 eder çarpı 10da 920m kare. Ee, bir saniye tüm parantezleri açarak baştan yazacağım. 23'ün karesi, 3 kere 3, 9. 2 kere 3, 6 eder. 2 kere 3, 6. 2 kere 2 de 4. 9'u aşağı indirelim. 6 artı 6, 12 eder. Elde var 1. 4 artı 1, 5 ettiğine göre 23 çarpı 23 işleminin sonucu 529 olur değil mi? Yazıyorum. 529 m üzeri 4 artı 40 çarpı 23. 4 çarpı 20 80 ise 4 çarpı 23 de 92 eder. Artı 920 m kare artı 400 eşittir. 32'nin karesi hemen hesaplayalım. Bu arada çarpım tablosunu 50'lere kadar bilmek bu soru için çok faydalı olurmuş. Neyse ee, tüm bunları kasten yaptıklarını da düşünüyorum aslında. Böylece birçok farklı konuda tekrar ve pratik yapmış oluyorsunuz. Devam 2 kere 2 4 2 kere 3 6. 3 kere 2 6, 3 kere 3 9. Her ne kadar ezberlemeyi sevmesem de bu tarz sorular bir sınavda karşıma çıktığında çemberi kesen doğrunun y ekseni kesim noktası ya da hiperbolik kesen doğrunun y ekseni kesim noktasının ne olduğunu bilmek bana zaman kazandıracaktır. Dediğim gibi ezberi sevmem ama zaman kazandırması adına böyle kısa yolları kullanmak gerçekten de fark yaratabilir. Tabi yine de bu formül ve denklemlerin nereden geldiğini anlamış olmak gerekiyor. Körü körüne ezberlemeyi asla kabul etmiyorum her neyse Devam edelim. 4'ü indirelim. 6 artı 6 12 eder. Elde var 1 ve 9 artı 1 de 10 ettiği için böyle yazıyorum. Ve çarpım 1024. Evet 1024 m kare çarpı m kare artı 1. Ya da şu parantezi de açalım. 1024 m üzeri 4 artı 1024 m kare. Çok ama çok az kaldı. Evet iki taraftan 529 m üzeri 4 çıkarıyorum. Biraz zahmetli olacak ama yapmamız lazım. Problemin bu aşamasında daha hızlı olmak adına verilen seçenekleri gözden geçirip hangi BVM değerlerinin bunları sağlayacağına da bakabilirsiniz ama biz böyle devam edelim. Bir de 920 m kare çıkaracağım. Sol tarafta 400 kalacak ama alışık olduğumuz formda bir denklem elde etmek için gelin iki taraftan bir de 400 çıkaralım. Tamam sol tarafta 0 kaldı. 1024'ten 529 çıkarsa 1024 eksi 524 500 ederdi. Bundan 5 daha çıkarırsam 495 elde ederim. Doğru oldu mu? 1024'ten 524 çıkarsa 500 kalır ama benim 5 daha çıkarmam lazım. Bunu da yapınca evet evet 495 elde ederim. 495 çarpı m üzeri 4. 1024 eksi 920 ise 80 artı 24'ten 104 eder. Artı 104 m kare eksi 400 eşittir 0. Bu alışık olduğumuz ikinci dereceden denklem formuna daha çok benziyor öyle değil mi? açık olmasa da bunun m karenin karesi olduğunu düşünürseniz ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Evet şimdi de m'yi bulmamız lazım. Denklemin köklerini bulmak için kullandığımız formülü yazıyorum. Ee, m kare eşittir. Burada x için değil m kare için bir değer bulmak istediğimiz için m kare için çözüyorum. İsterseniz siz m kare yerine bir değişken kullanabilirsiniz. m kare eşittir. Eksi b yani eksi 104 artı eksi kare kök içinde. Hesap makinemiz olmadığı için şu an ne kadar üzgünüm anlatamam. 104'ün karesi eksi 4 çarpı a yani 495 çarpı c yani eksi 400. Buradaki eksiği artı yapıyorum. Bölü 2 çarpı 495. 2 kere 495 binden 10 eksiktir yani 990. Ve şimdi bu denklemin bize vereceği değeri bulmamız lazım ama süreyi açtığımız için bu videoyu burada bitirip bu havalı işlemi bir sonraki videoya bırakacağım.